Siyasetle devam edelim ana habere. CHP'de kurultay tarihi yaklaştıkça hem söylemler sertleşti hem de saflar belli olmaya başladı. Özgür Özel genel başkanlık yarışındaki rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu. Özel CHP'de milletvekili koltuğunu bırakmayan isimlere de açık açık çekilin mesajı gönderdi. Kılıçdaroğlu'nun A takımında yer alan Ankara Milletvekili Umut Akdoğan da kurultayda Özgür Özel'e oy vereceğini açıkladı. Kurultayda işini şansa bırakmak istemeyen Kılıçdaroğlu'ndansa karşı hamle gecikmedi. Arkadaşlar, 14 ve 28 Mayıs günlerinden sonra büyük bir üzüntü yaşadık. Günlerce kendimize gelemedik. CHP'de gözler 4-5 Kasım'da yapılacak genel başkanlık yarışına çevrildi. Geri sayım yaklaştıkça söylemler de sertleşti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultaydaki rakibi Özgür Özel itiraf gibi açıklamalarına yenilerini ekledi. Bu sürecin sonunda bize oy verenlerde büyük bir duygusal kopuş yaşandı. Bu iş olmayacak gibi bizim çok korktuğumuz bir sürecin içine girildi. Özel, CHP'nin seçim öncesi yürüttüğü yanlış politikaların faturasının seçmene kesildiğine dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'nu o politikalar üzerinden de topa tuttu. İttifaka muhtacım. Sağa açılayım, sağdan danışman alayım, sağdan kadrolar alayım, sağcılarla ittifak yapayım. Lazım olduğu gün yapılır. Kantara çıkarsın güreşten önce. Kilon kaç basıyorsa ona göre müsabaka yaparsın. Özel'in adaylığını açıklarken ilk vaatlerinden biri AK Parti'nin yıllardır uyguladığı 3 dönem kuralıydı. Özel, milletvekilliği koltuğunu bırakmayanlara da açık açık çekilin diye seslendi. Yenilenme dediğimizde eskiler devam edecek mi dediğiniz arkadaşlarımız destek verecekler, oy verecekler, ancak yönetim kadrolarında yerlerini gençlere verecekler. Kurultay öncesi parti üyelerinden gelen bir öneri de dikkat çekti. CHP Tüzük Komisyonu'na gelen 11.000'i aşkın öneri arasında 2 kez seçim kaybeden genel başkanın görevi bırakması talebi öne çıktı. Buradayım ve buradayım. Buradayım. Kurultaya 2 hafta kala CHP'de saflar da netleşmeye başladı. Kılıçdaroğlu'nun A takımında yer alan Ankara Milletvekili Umut Akdoğan da kurultayda Özgür Özel'e oy vereceğini açıkladı. Kılıçdaroğlu da kurultayda işini şansa bırakmamak için son hamlesini CHP'de iç denetim uygulaması için düğmeye basarak attı. Parti müfettişleri il il dolaşarak teşkilatı denetleyecek. Kulağınıza üfleneni değil de kulağınızla duyduğunuzu yapacağınızdan, gözünüzle gördüğünüzü yapacağınızdan hiç kuşkumuz yoktur. Kılıçdaroğlu kurultayda sürpriz yaşamamak için o denetimlerle delegelerin nabzını tutacak.